Bilgi entropisi İki makine hayal edin. Her ikisi de A, B, C veya D harflerinden oluşan bir ileti çıktısı veriyor olsun. Birinci makine sembolleri rastgele üretsin. Her farf için olasılık %25 olacaktır. İkinci makine ise sembolleri bu olasılıklarla üretiyor olsun. Hangi makine daha fazla bilgi üretmektedir? Claude Shannon zekice davrandı ve soruyu şu hale getirdi. Makinelerden çıkacak bir sonraki harfi tahmin etmeniz istenseydi, her makine için en az kaç evet hayır sorusu sormamız gerekirdi. Birinci makineye bakalım. En verimli yöntem, ihtimalleri yarıya indirecek bir soru sormaktır. Mesela ilk sorumuz şu olabilir. Harf A veya B mi? Sembolün A veya B olma ihtimali yüzde 50, C veya D olma ihtimali 50'dir. Cevabı aldıktan sonra ihtimallerin yarısını eleyebiliriz. Elimizde olasılıkları birbirine eşit iki sembol kalır. Bu kez sembollerden biri için soru sorarız. Mesela harf A mı? Bu ikinci soruyla birlikte sembolü doğru şekilde teşhis edebiliriz. O halde, birinci makinenin belirsizliği, sembol başına iki sorudur diyebiliriz. Peki, ikinci makinede durum ne? Birinci makinede, bir sonraki sembolün ne olduğunu belirlemek için iki soru yeterli oluyordu. Ne var ki bu makinede, her sembolün olasılığı farklı. O yüzden, soracağımız sorular da farklı olabilir. A'nın olasılığı yüzde elli. Diğer tüm harflerin toplam olasılığı da Kalan %50'yi oluşturuyor. O halde ilk sorumuz şu olabilir. Harf A mı? Eğer sembol gerçekten A ise, tek soruyla çözüme ulaştık demektir. Değilse, bu kez birbirine eşit iki olasılık daha karşımıza çıkar. D veya B ve C. O halde ikinci soru olarak şu soruyu sorabiliriz. Harf D mi? Eğer cevap, Evetse, işlem iki soruyla tamamlanmıştır. Değilse, sembolün kalan iki harften hangisi olduğunu belirlemek için üçüncü bir soru sormamız gerekecektir. İkinci makineden çıkacak bir sonraki sembolün ortalama kaç soruyla belirlenmesi beklenir? Güzel bir benzetme ile açıklanabilir. Şimdi, diyelim ki birinci ve ikinci makineleri kullanmak yerine imal etmeye çalışıyoruz bir diski bir çividen sektirerek semboller üretebildiğimizi farz edelim. Disk, eşit olasılıklı iki yönden birine sekiyor. Düştüğü yöne göre de bir sembol üretiyor. Bu mantıkta, birinci makinede iki aşama, yani iki sekme kullanmak durumundayız. Bu iki sekme, birbirine eşit dört sonuca yol açıyor ve diskin düştüğü noktaya bağlı olarak A, B, C veya D sembollerinden biri üretiliyor. Şimdi gelelim ikinci makineye. İkinci makinede ilk sekme ya A ile sonuçlanıyor ki olasılığı %50'dir ya da ikinci bir sekmeye yol açıyor. İkinci sekme ise ya D ile sonuçlanıyor ki toplam olasılığı %25'tir veya C ya da B ile sonuçlanacak üçüncü bir sekmeye yol açıyor. C veya D'nin her birinin olasılığı yüzde %12,5'tir. Tüm bunların ağırlıklı ortalamasını şöyle alıyoruz. Beklenen sekme sayısı eşittir A sembolünün olasılığı çarpı 1 sekme artı B'nin olasılığı çarpı 2 sekme artı C'nin olasılığı çarpı 3 sekme çarpı D'nin olasılığı çarpı 2 sekme. Sonuç, 1,75 sekme. Şimdi, evet hayır sorularıyla sekme sayıları arasındaki bağlantıya dikkat edin. Beklenen soru sayısı, beklenen sekme sayısına eşittir. Birinci makine bir sembol üretmek için iki sekmeye ihtiyaç duyuyor. Aynı makinede bilinmeyen bir sembolü tahmin etmek için de iki soru gerekiyor. İkinci makinede ise, bir sembol üretmek için 1,75 sekmeye ihtiyaç var. Ve sormamız gereken ortalama soru sayısı da 1,75. İki makinede 100 sembolü tahmin etmek için gereken soru sayılarını karşılaştıralım. İlk makinede 200 soru, ikincisinde ise 175 soruya ihtiyacımız var. Yani ikinci makine daha az bilgi üretiyor. Çünkü çıktısındaki belirsizlik veya sürpriz faktörü daha düşük. Olay bu. Claude Shannon bu ortalama belirsizlik ölçüsüne entropi adını veriyor ve entropiyi H harfi ile temsil ediyor. Entropi birimi olaraksa adil bir yazı tura atışının belirsizliğine dayalı bir isim seçiyor ve bu birime İngilizce bir sözcük olan bit adını veriyor. Bir bit bir sekmeye denk. Aynı sonuca sekme benzetmelerimizle de ulaşabiliriz. Entropi yani H, her sembolün olasılığının sekme sayısıyla çarpımının birden N'ye kadar toplamına eşit. Peki sekme sayısını daha genel bir dille nasıl ifade edebiliriz? Sekme sayısının dallanmanın ne kadar aşağısında bulunduğumuza bağlı olduğunu biliyoruz. O halde bunu şu şekilde basitleştirebiliriz. Sekme sayısı, eşittir logaritma 2 tabanında o seviyedeki sonuç sayısı ve o seviyedeki sonuç sayısı da bir olasılığa dayanıyor. Belli bir seviyedeki sonuç sayısı eşittir 1 bölü o sonucun olasılığı. Yani sekme sayısı aslında şuna eşit. Logaritma 2 tabanında 1 bölü sembolün olasılığı. Bu da bize nihai denklemimizi veriyor. Entropi H sembolün olasılığı, çarpı logaritma 2 tabanında 1 bölü sembolün olasılığının, birden sembol sayısına kadar toplamına eşittir. Shannon bunu birazcık farklı yazmıştı. Logaritma içindeki ifadeyi tersine çevirmişti. Bu yüzden denklemin sağ tarafının başına bir eksi eklemesi gerekmişti. Ama her iki formül de aynı sonucu veriyor. Şimdi o zaman özetleyelim tüm sonuçların olasılığı eşitse, entropi maksimumdur. Eşit olasılıklı sonuçlardan uzaklaştıkça, yani öngörülebilirliği artırdıkça entropi azalacaktır. Yani temel fikir şu, bir bilgi kaynağının entropisi azalırsa, sonucu tahmin etmek için sormamız gereken soru sayısı da azalır. Shannon sayesinde entropi birimi olan biti, nicel bilgi ölçütümüz olarak kabul ettik. Yani şaşırtıcılık ölçütümüz olarak